Önceki hafta Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bodrum Rallisi'nde silahlı kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Mustafa Üstündağ konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Adam çağırıp komite üyelerini darp ettirmekle suçlanan ünlü oyuncu avukatıyla beraber soruları yanıtladı. Hukuki süreç başlattığını açıklayan Üstündağ, toplantı sırasında beraber darp edildik dediği kız arkadaşı da eşlik etti. Biz darp edildik. Kız arkadaşım dayak yedi. Yani dayak yedi derken hani şimdi abartmanın da gereği yok. Hani arabanın kapısını açtılar. Tekme tokat girdiler. Lütfen bütün kamera görüntülerini yayınlayın. En azından benim kimseye vurmuş olduğum var mı? Saygısızlık etmiş olduğum var mı? Evet, zaman zaman orada da özür diledim. Stresten dolayı, çünkü hani hepimizin hani bisikletten düşse birisi ya da kaza geçirse korkarız ve hani ne bileyim bir yetkili ambulans, yani ne bileyim ya da bir sağlık ocağına gideriz. Orada öyle bir şey olmadığı için ben kendim video çektim. Zaten ben video çektikten sonra benim başıma gelenler başladı. Tehdit edildim ve artistliğimle sınandım. Yani artist misin dediler. Artistim dedim ben de. Hani yalan değil, artistlikten para kazanıyorum. Olaylar gelişti ve sonrasında biz darp edildik. Ben, pilot arkadaşım, pilot arkadaşımın karısı ve benim kız arkadaşım. Sonrasında biz polisi aradık. Kayıtlarımız da var. Yaklaşık 14 defa polisi aradık. 155'i. Hayatında ilk kez Bodrum'a gittiğini söyleyen Mustafa Üstündağ, yarış alanında güvenliğin sağlanmadığını belirtti. Ben hayatımda ilk defa Bodrum'a gittim arkadaşlar. Kimseyi tanımam etmem. Davetli olmadığımı söylediler. Tanju davet etmişti. Spora düşman olduğumu söylediler. Çok affedersiniz artık hani burada söylemek zorunda kalıyoruz ama Tanju'nun sponsorlarından biri bendim. Spora destek değilsem yani niye gittim oraya? Peki 82 araç. İkişer kişiden 160 tane pilot ve kopilot yapıyor. Ve yaklaşık 100 kişilik belki de bir ayrıca bir personel alanı. Böyle bir alanda neden güvenlik önleniyor? Birisi vuruldu falan diyorlar ya işte Mustafa Üstündağ silah kaldı. Vurulan bizim abimiz. Ben kimseyi... Silah kullanan kim o araç? Silah kullanıldı falan. Tamam da şimdi ben güvenlik görevlisi değilim. Gelen giden kimsenin üzerine arayamam. Ben arabanın içerisindeyim. 60 yaşında orada bir kebapçı abimiz var. Esnaf. Hani ona telefon açtım abi dedim. Burada kimse yardımcı olmuyor. Tanju kaza geçirdi. Yol bilmem, iz bilmem. Hani burada da yardımcı olmuyorlar. Allah aşkına sen hani gel. Yani çağıracak olsam 60 yaşında adam mı çağırır? Mustafa Bey şunu aydınlatamadık ama silah kime ait? Yani kime ait olduğu ortaya çıktı mı yoksa şu an belirsiz mi? Çıktı tabii canım ya. Olur mu canım? Devletin kolluk güçleri var. Kuvvetleri var. Yani ayrıca da hani vurulan bizim taraf. Bunu anladık da silah kime ait şu an? Silahın kimi, silahın bizim için kullandı, önemli bir güvenlik mi kullandı? Bizim mi kullandı? Sizin için mi? Hayır. Şöyle altında bırakmak istemiyoruz. Dolayısıyla yani, soruşturma sürüyor zaten aynen. Silahla yani alakalı. Belli yani silah kimi kullandı belli. Belli canım belli. Yani her şey göz altında. Ama yani Mustafa Üstündağ Bodrum'da istemiyoruz. Tamam ben de o zaman dedim ki ben de seni İstanbul'da istemiyorum diyeyim ya. Şimdi bu doğru bir cümle mi? Değil. Hani insan madem böyle bir şey oldu ben velev ki bu ülkede yaşayan bir insanım. Bir gelin bir sorun. Hayırdır kardeş? Ne oldu deyin. Bana da bir sorun. Sanki ben eli silahlı mafya. Beni tekten Suriye'ye gönderin 4 kişiyle beraber. Ben Afrin'i alayım geleyim yani.